İstanbul 2023 dakikalar sonra başlıyor. Avrupa Salonu Atletizm Şampiyonası'nda Ataköy Atletizm Salonu'ndayız. Yarışmacılardan biri olan Berke Akçam'la birlikteyiz. Berke, öncelikle 4x400 metrede bayrak yarışında Türkiye'yi temsil edeceksin. Pazar günü yarışın, neler hissediyorsun? Öncelikle ev sahibi olduğum için çok gururluyum, mutluyum. Ayrıca pazar günü 4x400'de koşacağım. Hani inşallah bayrağımı en güzel şekilde temsil edeceğim. Son var olan gücümle yarışacağım. Umuyoruz ki madalya alabiliriz. Neden olmasın? Sen deneyimli de bir sporcusun. Daha önce Avrupa ve Dünya şampiyonlukların var. Deneyiminin bu salona nasıl yansıyacağını düşünüyorsun? Yani bayrağa koşacağız. Tamamen ne kadar güçlü olsak da tabii ki stratejinin de olduğu bir yarış olacak. Tecrübelerime dayanarak umarım güzel koşarım. Yarışmacılardan peki bahsetmek ister misin biraz? Kendine rakip gördüğün burada isimler var mı? Yani rakip bizim bayrağımız dışında herkes rakip zaten. Ama yani 400 metre engelde Karsten Warholm gelecek. Onu merak ediyorum. Bayrak koşacak mı bilmiyorum ama yani onun yarışını merak ediyorum. Çok da derecesini falan göreceğiz bakalım. Türk atletizmi deyince hafızalara kazınan bir isimle birlikteyiz. Nevin Yanıt yanımızda. Merhaba, siz de yarışları takip etmeye geldiniz. Evet evet, yarışları takip etmeye geldim. Çünkü bizim ülkemizde böyle büyük bir organizasyon yapılınca, ayrıca eşim de organizasyonun CEO'su olunca tabii ki burada olmamak elde değil ve küçük kızımla geldim. O da izlesin, görsün istiyorum. Peki nasıl buldunuz? Atmosfer nasıl sizce? Atmosferi tabii ki yaşadığımız büyük felaketten sonra şimdi sporun birleştirici gücü de olduğu için hani artık bir şeylerin de yapılması gerekiyor. Buradan gelecek zaten bilet gelirleri de şu anda depremzedelere bağışlanacak. Bu bence güzel bir şey. O yüzden buradan da halkımıza seslenmek istiyorum. Biletleri alıp gelsinler ve depremzedelerimize bir katkıda bulunsunlar. Onun dışında atmosfer de çok güzel. Tabii ki bugün ilk günü aslında da yeni açılış oldu. Bence bundan sonra birkaç gün içerisinde, yani zaten 3 gün sürecek yarışma. Bununla birlikte 3,5 gün. Yarın ve ondan sonraki günler final yarışmalarında ben çok daha güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Sizin favori isimleriniz var mı? Ya şöyle aslında evet ben açıkta dışarıya yarışmaya gittiğimde geçen sene Avrupa Şampiyonası Münih'te yapıldı açık. Oraya gittiğimde 400 metrede Femke Bol vardı. İnanılmaz iyi bir atlet ama gelmeyeceğini duydum. Ya da işte Duplantis gelecekti. Onlar da aslında favori isimlerim ama gelmiyorlar. Şu anda evet şöyle baktığımda bizim Türkiye'den katılı 3 adımda yarışacak olan Tuğba var. İnanılmaz hani şu an ondan madalya bekliyoruz. Ersu Şaşma var Mersinli sırık atlamada ve diğer arkadaşlarımız var. Hepsi çok iyiler. 19 atlet yarışacak bizim ülkeden de. O yüzden ben hani Türk olarak, Türk atletleri favori olarak görüyorum şu anda. İnşallah bizim arkadaşlarımız da iyi bir şeyler yaparlar ve Türk atletizmine yeni madalyalar kazandırırlar.